Romalılarda bilim. Antik Yunan'da bilim Yunanlıların tek elindeydi. Askerlik, devlet yönetimi ve hukukta üstün yetenek gösteren Romalıların yaratıcı düşünce alanında beklenen başarıyı gösterdikleri söylenemez. Romalıların bilime verdikleri değer, tıp, tarım, mühendislik ve mimarlık alanlarındaki pratik yararından ileri geliyordu. Fakat salt bilime fazla bir katkıları olmamıştır. Romalılar bilim adamı olmaktan daha çok asker ve yöneticidir. Romalıların ideali dünyayı anlamak değil, düzenlemektir. Romalılarda bilimler ve bilim adamları. Menelaos, M.S. 1. yüzyılda İskenderiye'de yaşamış matematikçi, astronom ve fizikçidir. Menelaos'un yayların ölçümü ve küresel üçgenlere ilişkin 6 ciltlik bir eseri vardır. Bu eserinde küresel üçgenlerin tanımını ve temel özelliklerini verdikten sonra günümüzde Menelaos teoremi olarak bilinen düzlem ve küresel üçgenlere ilişkin teoremini tanıtır. 340 yılı sıralarında İskenderiye'de doğmuş olan Papros, okulunun son büyük matematikçisidir. Bugün büyük bir kısmı elimizde olan tek eseri ise Matematik Koleksiyonu adını taşımaktadır. Romalıların matematik biliminde ünlenen bilim adamlarından biri de Diophantos'tur. Diophantos, Roma dünyasında başlayan bilimsel gerileme döneminde istisna teşkil eden bir bilim adamıdır. Diophantos, Aritmetik adlı kitabının bir bölümünü cebir konusuna ayırmış, ilk defa burada cebirsel ifadeler için semboller kullanmıştır. Romalılarda coğrafya biliminde de önemli bilim adamları yetişmiştir. Bu dönemin en ünlü coğrafyacısı, M.S. 20. yüzyılda yaşamış olan Amasyalı Strabon'dur. Amasyalı Strabon'un yazdığı geniş bir coğrafya kitabında, bilimin diğer kollarındaki çalışmalar hakkında da bilgi verdiğini görmekteyiz. Fizik alanında önemli çalışmalar yapan Lucretius, nesnelerin niteliği üzerine yazdığı De Rerum Natura adlı yapıtında Yunan atomculuğunu anlatma ve benimsetme çabasını gösterir. Romalıların en başarılı olduğu alanın tıp olduğu söylenebilir. Milat yıllarında yaşamış olan Celsus, profesyonel bir hekim, filozof ve devrinin önde gelen hatiplerindendir. Celsus'un Dere Medicana adını taşıyan kapsamlı eseri 8 kitaptan oluşmuştur. Birinci kitap tıp ekollerinin tarihçesini verir, ikinci, üçüncü ve dördüncü kitaplar teşhis ve tedavi, beşinci ve altıncı kitaplar farmakoloji, yedinci kitap cerrahi ve son kitap ise kemik hastalıkları ile ilgilidir. Romalılarda mühendislik ve mimarlık alanında da önemli bilim adamları yetişmiştir. Bu dönemin önde gelen mühendis ve mimarlarından en ünlüsü, mimarlık hakkında bilinen ilk yapıtı değerlenmiş olan Vitruvius'tur. Vitruvius, The Architecture adlı yapıtı ile bilinir. Bu dönemin ünlü mimarlarından birisi de Agrippa'dır. En önemli eseri Pantheon Tapınağı'dır. Burası yuvarlak bir bina olup eni ve yüksekliği birbirine eşittir. Romalılarda ansiklopedi yazarlarından en ünlüsü Pliny'dir. Pliny'nin Doğal Tarih adı altında kaleme aldığı 37 kitaplık bir dizide o dönemin ve daha önceki bilimsel çalışmaların çok geniş bir özetini bulmaktayız. Pliny için evren Tanrı'nın somut bir belirtisiydi. Evreni anlamak Tanrı'yı tanımaya yaklaşmak demekti. Evreni anlamanın ilk aşaması da dünyayı incelemek oluşturuyordu. Romalılar hiçbir zaman Helenik ve Helenistik dönemlerde gösterdikleri başarıyı gösteremediler. Bunun çeşitli nedenleri olabilir ama hepsinden önemlisi büyük bir ülkeyi yönetmek mecburiyetinde olmalarıdır. Dolayısıyla bilimsel etkinlikten çok yönetsel etkinliğe ağırlık vermişlerdir. Romalıların en başarılı olduğu alanın
belki de pratik yararından dolayı tıp olduğu söylenebilir. Romalılar matematik, fizik, astronomi, coğrafya, tıp, eczacılık, mühendislik ve mimarlık alanlarında çalışmalar yapmışlardır. Ve bu alanlarda isminden söz ettirecek önemli bilim adamları yetişmiştir.